Bu Eskişehir'de sadece ben imal ediyorum. SS Gaziantep'te imal edilir. Ve bu dededen kalma bir meslek olduğu için bir alışkanlıktır. Bunu da burada Eskişehir'de ben imal ediyorum. Eskişehir'de alıcıları belediyeler alıyor. Folklor ekipleri alıyor. Oyun grupları alıyor. Ve normal vatandaşlarımız yazın günü ayağını terletmesin ve koku yapmasın diye alıyorlar. Şimdi bu ayakkabının özellikleri içinin dışının komple deri olması. Osmanlı dönemine ait bir ayakkabıdır. Şu anda yapımı çok azdır. Ve bu ayağında ter, koku, kesinlikle mantar, parmak arasında kaşıntı yapmaz. Yani çok sağlıklı bir ayakkabıdır. Vatandaşlar günlük hayatta giyiyor. 120 gibi maliyeti var, 150 gibi satıyoruz. Tabii 120 ile 150 de arası değişiyor maliyetleri. Bu ayakkabı kullandıktan sonra çok memnun oluyorlar ve yanında arkadaşını, eşini, dostunu, çevresini getiriyor ve bu ayakkabıdan alıyorlar sürekli. Gayet güzel ilgi görüyor ve memnunum da. Şimdi bu tarihi bir değerdir. Yani bunun bitmesini istemiyoruz. Tarihi bir değeri olduğu için eğer Eskişehir'de öğrenmek isteyen olursa gelsin, öğretirim. Çünkü daha önce Eskişehir'de hiç imal edilmemiştir. Sadece Gaziantep gibi, Kilis gibi yerlerde imal ediliyordur. Burada da öğrenmek isteyen olursa gelir. Biz elimizden gelen yardımcı oluruz. Bu ayakkabı tamamen içi dışı deri olduğu için çorap gibidir. İstediğin gibi katla, böyle cebine koy, tekrar geri bırak, orijinal şeyine gelir. Tabii ayak tabana yararı var. Ne gibi yararı? Ya bu ayak tabandaki mantarı alır, kokuyu alır, teri alır. Ve yolda yürürken yere bastığın serinliği ayağına verir. Bunlar ne yapıyor abi? Kendi mi yürüyor? Evet abi, kendi yürüyor. Osmanlı dönemine ait bir ayakkabı. Evet. Yazın. Çok serin oluyor. Bunlar ne ayakkabısı? Bunlar Osmanlı dönemine ait olan bir ayakkabı abi. Ne zaman giyeceğiz bunları? Yazın giyeceksiniz abi. Ayakta ter koku yapmaz, mantar yapmaz. Serinletiyor. Evet. Parmak arasında kaşıntı varsa alır. Deri mi bunlar? Tamamen deri ve el yapımı. Altlar nedir? Köselir. Abi yazdık. Evet. Güzel olmuş. Sağ olun.